bir bilim kuruluna ihtiyaç duyduğumuzu ve bize bilimin ışık tutacağını, başka türlü biz bazen siyasi düşüncelerin, bazen toplumdan gelen kaygı dolu dalgaların ya da anlık taleplerin esiri olabilirdik. Bu anlamda olgun bir biçimde sürecin yürütülmesi adına hemen böyle bir bilim kurulu oluşturulmasına karar verdik. Ve burada özellikle meslek odalarının içinde olduğu ve yine bizim bazı alanlarda katkı sunmasına dönük irtibatta olduğumuz ya da kurum içerisinde ki bileşenleriyle çok bence değerli bir kurul oluştu. Ve bu kurula gönülden, içtenlikle bir İstanbul hemşerisi olarak ve bir bilim insanı olarak sürekli katkı sunuldu. Bunu keyifle de her yerde anlattım. Tereddütsüz sizlerin ortaya koyduğu raporları kamuoyuyla paylaşmaya gayret ettik ve o yönde de kararlar aldık. Tereddütsüz diyorum çünkü bu masanın asla bizi yanıltmayacağını ve bize doğru yolu göstereceğini biliyorduk ve bu konuda böyle de oldu. Vatandaş nezdinde bence itibar kazanan, itimat duyuldukları bir ortamı var etmiş olduk, oluşturmuş olduk. Bu aslında toplumun mutlaka ortaya koyması gereken bir irade biçimi. Ne yazık ki şu anda arayış içinde olduğumuz bir irade biçimi. Hiçbir yöneticinin, hiçbir idarecinin her hususu bilmek gibi bir ne şansı olabilir ne de bunun mümkün olmadığı ortada. Sadece toplum sağlığı, çevre sağlığı üzerinden değil ya da bir bulaşıcı hastalık meselesi üzerinden değil. Bir kentin ihtiyaç duyduğu her hususta farklı kurulların, farklı platformların varlığı şehre çok anlamlı bir kılavuz olacaktır. Zaten siyasi irade bu ortaya konan tespitleri iyi koordine eder, iyi bir şekilde vatandaşa erişmesini sağlarsa orada bence dünyanın en güzel sistemi var olur ve bundan herkes mutlu olur. Bunu yapmaya gayret ediyoruz. Gündelik bizi yoran bazı gündemler bizi bazen bu işten alıkoysa da mümkün olduğu kadar kendi işimize odaklı ve bu tür masaların bize sunduğu değerli imkanlarla görev süremizi yürüttüğümüzü bilmenizi isterim. Pandemide bizi bir araya getiren ve gönüllü bireyler olarak bize sunduğunuz bu katkının elbette ki devamını istiyoruz. Çünkü şehrimizin gündemi sadece bir virüsle oluşan bir gündem değil. Sizlerin ilgili olduğunuz alanların kentle ilgili her daim tartışılması, konuşulması gereken hususları var. Buna bir mevzuat, yönetmelik ya da bir usulü yine sizlerin iradeleriyle ortaya konarak nasıl olması gerektiği, hangi konularda, hangi periyotlarda bir araya gelinip konuşulması gerektiği, acil durumlar hariç böyle bir nizamı ortaya koyarsanız bunu seve seve kamuoyuyla paylaşıp bunun bu usulle devam edeceğini, olağanüstü durumlarda, acil durumlarda ise bunun değişebileceğini paylaşmak isteriz. Hem virüs tehdidi hiçbir zaman bitmeyecek dediğim gibi hem de kentlerin diğer hususlarıyla ilgili de mutlak çözümde sizlere ihtiyacımız olacak. Ortaya koyulan bu heyet disiplinleri gereği bazı hususlarda ilave disiplinleri de ekleyebilir. İhtiyaç duyulan başka alanları da bu masanın bir parçası yapabilir. Kesinlikle ve kesinlikle bu gelenekten, bu bakış açısından bizden sonraki yöneticiler de asla vazgeçmezler diye düşünüyorum. Bunu bu sürecin önemli bir adımı olarak kendi görev dönemimle ilgili mutlaka
hem hafızamın hem belgelerimin arasına bunu koyacağım. Bu zor zamanlarda bize yol gösterdiğini her zaman hatırlayacağım ve hiçbir zaman unutmayacağım. Tekrar hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hem mesleki tarafınızla, disiplinlerinizle, tecrübelerinizle bize sunduğunuz katkıdan hem de meslek odalarının birikimleriyle, ki biliyorum orada bambaşka bir insan kaynağı da var, onlardan aldığınız katkıları da bize taşımanızdan ötürü böyle bir demokratik masanın varlığı, bilim tabanlı varlığı bizi mutlu etmiştir. 16 milyon İstanbullu adına sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Belki de birçok atılan adımda bizim kadar bilimden ayrılmasaydı gerekli yöneticiler ve yetkililer bence hasarı, kayıpları daha az olurdu diye düşünüyorum. Umarım bu çalışma metodumuz örnek olur. Hepinize tekrar 16 milyon hemşerim adına teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Evet efendim, buradayız. Tamam. Teşekkür ederiz. İlk defa aynı fotoğraf. Yok, bakış öyle değişiyor. Mi oldu? Yapma. Ben hep başlayarım. Aa. Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ evet olun efendim. Desteğiniz için. Tamam. Buyurun. Ben almayayım. Sizin ne deriz bu kadar vaktiniz var hocam? Ben almayayım, bizi adalar. Hocam görünmüyormuş arkada fotoğrafta. Evet efendim, çekiyoruz. Buradayız efendim. Ben yeşil yeşil olmayacağım. Ben başkanımın yanına geçeceğim. Sınıf arkadaşımın yanına geçeceğim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Desteğiniz için hocam. Hocam teşekkürler. Evet efendim, çekiyoruz. Hadi ki. Evet efendim, çekiyoruz. Buradayız. Buyurun efendim. Buyurun. Ben gelebilir miyim? Lütfen. Hadi bakalım. Tamam başkan. Buyurun efendim. Şeyin yanı. Toplu bir fotoğraf alabiliriz. Evet efendim. Buyurun. Buradayız. Tamam.